Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Göklerin Sırrı 1. hikayedeyiz. 1. sezon 3. bölümdeyiz. Malbon Tarotası'ndayız. Yeni bir yere alışmanın ve cazibelerini ve sırlarını öğrenmenin zamanı geldi. Bölüm 3. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Birisi parmağıyla yanağımdan geçirdi. Sonra burun boyunca el köprücük kemiğine indi ve ustalıkla utanmadan kıyafetlerin altına daldı. Mimi yanımda yatağın kenarında oturuyordu. Beni uyandırırken Mimi gülümsedi ve biraz daha eğildi. Gözüme çarpan ilk şey yarı saydam sütyen ve baştan çıkarıcı bir şekilde ince bir kumaştan şişen iki pembe ovaldi. Dünyada herkes böyle uykucu mu? Saat kaç? Harekete geçme zamanı. Oynarken parmaklarını vücudum boyunca koşturdu ve battaniyeyi keskin bir hareketle çekti. Mimi, ne yapıyorsun? Kendini ağırdan satma Vicky. Şeytanlar bu konuda çok rahat. Eğer bir şey istiyorlarsa sadece alırlar. Bacaklarımı biraz yaydı, uyduğumun içine dokundu ve aniden tereddüt etti, beni izledi. Seni uyurken izledim ve kendimi fazla kaptırdım. Ve ben sadece izlemek istemediğimi, dokunmak istediğimi fark ettim. Keşke bir sorsaydın ya. Peki ya yasak? Ah yasak, neden tanıtıldığını biliyor musun? Hayır. Çocuklar yüzünden aptal kız. Kimse bize hiçbir şey yapmayacak. Parmakları külotuma dokundu ve titredim. Dişlerimin arasından hava çektim. Bunu şimdi korkudan mı yoksa arzudan mı yaptın? Bana baskı yapmak istemediğini göstererek biraz geri çekildi. Bu arzudan, korkudan. Ben Malbon Tarotası'nda kimseyle romantik sahne almamaya karar verdim. O yüzden korkudan diyeyim. Daha doğrusu hazır değilim Mimi. Bu. Mimi hemen geri tepti ve yataktan kalktı. Nasıl istersen. Her şey yolunda mı? Tabii ki. Bu bir teklifti. Tecavüz girişimi değil. Mimi dolabı açıp bana kıyafet attı. Hazırlan. Nereye? Şeytanlar gururlu ve kaba olduğu için melekler genellikle tanınmayanları işe alırlar. Onlardan biri olmanı istemiyorum. Ama rahibe gibi giyinirsen şeytanların seninle konuşmak bile istemeleri mümkün değil. Şeytan gibi küstah. Diğerleri kıskansın diye. Siyah cübbe. Hileyi açtım ve elbisemi öyle aldım. Peki nereye gidiyoruz? Mimi komplocu bir gülümsemeyle döndü. Göreceksin. Birkaç şeytan sıkılıp gargoyles üzerinde oturuyordu ve aşağı bakıyorlardı. Bıkmadı mı? Bugün kaçıncı oldu? İkinci, hala uçuyor mu? Evet, tamam, açtı. Andy yine mi atlıyor? Mimi kenara geldi ve korkusuzca onun altındaki uçuruma baktı. Bu tanınmayanlar, onları kim anlayacak? Komşu onu yana itti ve benim tarafıma doğru başını salladı. Ah, seni bekliyorduk. Benim adım Adi. Sami. Çatıda ismimi duyduktan sonra yuha ve ıslık çalmaya başlayan bir düzine şeytan ve birkaç melek daha vardı. Neler oluyor? Adi ve Sami etrafımda dolaşmaya başladı. Kanatları sanki sabırsızlıkla hafifçe çırpınıp açıldı. Yeni kızağa yakalandı. Ama onlardan kurtulma cesareti olacak mı? A'ya değil A. A olacak herhalde. Bunun bir motivasyon konuşması gibi bağırdı ve geri kalanlar onu onaylayarak bağırdı. Seni uyarmadığım için özür dilerim. Komşun olarak görevim buydu. Komşumuz olarak görevi şeytanlık yapmak. Neyi uyarmadın? Bütün bunlar beni rahatsız etmeye başladı ve çatının kenarından geri çekildim. Bilinçaltında benden ne istediklerini tahmin ettim. Arkada biri ustalıkla çatıya indi. Hemen döndüm. Andy... Onu da mı çağırdınız? Özel biri mi? Diğerleri gibi geçecek.
Mimo omzuma dokundu, arkamda durdu. Böylece onu göremiyordum. Ama duyuyordum ve konuşmaya başladı. Bu bir gelenek, anladın mı? Tüm tanınmayanlar uçmayı öğrenmeden önce çatıdan atlamak zorundadır. Ve mümkün olduğunca uzun süre kanatlarını açmamak, sadece çok korkutucu olduğunda. Ve zaman yoksa ölmeyeceksin ama o kadar çok acıtacak ki ölmediğin için pişman olacaksın. Zor yuttum. İlk dürtü koşmak, ikincisi gözyaşlarına boğulmaktı. Sonunda güldüm. Hastasınız. Elimizden geldiğince eğleniyoruz. Sen bari meleksin. Hadi tanınmayanı da destekleyelim. Herkes aşırı heyecanlı bir coşkuyla çığlık attı. Onlar için bu oyunun ve başka bir eğlencenin olduğunu fark ettim. Tanınmayanları canlı yaratıklar olarak algılamazlar. Biz onlar için onlara benzer bir çöp insanı. Ne düşündüklerini boş ver. Atlar atlamaz kanatlarını aç. Sen de aynısını mı yaptın? Kendini benimle kıyaslama. Bu beni heyecanlandırıyor. Neredeyse her gün atlıyorum ve her seferinde mesafemi düşürüyorum. Bir gün bitireceğim ama bu benim ilacım. Sen de uyuşturucu bağımlısı değilsin. Tamam, yeter bu kadar toplantı. Kalabalıktan bağırmaya başladılar. İleri, hadi ama korkuyor, atlasana. Yani atlıyor musun yoksa atlamıyor musun? Ben oyunlarınızı oynamıyorum, atlıyorum. Her taraftan uzun bir geldi. İşte bu. Göster onlara Vicky. Kenara doğru yürüdüm. Aşağıya baktım. Eğer kanatlarımı açamazsam o zaman doğrudan verandaya yayılacağım. Oradan küçük bir daire gibi görünüyordu. Nerede insanlar yerine ileri geri koşturan noktalar vardı. Boğazımda bir yumru yuttum. Kanatlarımı açtım ve tekrar atladım. Korkma, ikinci kez ölmezler. Destek için teşekkürler. Kontrolsüz heyecanı saklamaya çalışarak alaycı bir şekilde gülümsedim. İşe yaramadı. Tanınmayanı destekleyelim. Atla. Herkes bağırmaya, ıslık çalmaya, gökyüzüne doğru yükselmeye, beni yukarıdan aşağıya doğru izlemeye ve tekrar çatıya inmeye başladı. Pekala. Şimdi ya da asla. Ve ben atladım. Açma. Düştüğümü hissettiğimde göğsümden bir çığlık çıktı. Ama kendimi susturdum. Korkuya karşı koymadım. Ama ona boyun da eğmedim. Açma. Yer çok yakın olduğu saplantılı bir his yüzünden kanatlarımı açmaya çalıştım. Yine de kanatları katlanmış halde tuttum. Şimdi kanatlarını aç. Yer hızla yaklaşıyordu ve uzatmaya artık mantıklı gelmiyordu. Vuruş. Kanatlar havayı kesti ve kısa bir süre ama çabucak çırparak beni ağırlıkta tuttu. Ayaklarımın altında 10 metre kaldı. Vicky. Andy sanki suya girmiş gibi daldı. Belimden tuttu ve bana yardım etti. Bu da fırsat kolluyor. Hey, cesur kız. Bu tanınmayanlar tamamen kafayı yedi. Sizin akıl sağlığınız çok yerinde çünkü. Hey kızı destekleyelim. Ne yaptığını gördünüz mü? Ve herkes kükredi, ıslık çaldı. Bir zaferle havada döndü. Aferin sana, gerçekten. Andy'nin elleri belimi sardı. Kalabalık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Adi ve Sami çatıda oturuyorlardı. Mimi yanında oturdu ve alkışladı. Ben onların karşısında oturdum. Andy benim örneğimi takip etti. Tanınmayanları daha yakından tanımak için bu töreni uydurduk. Yine de onlardan biri bir gün melek ya da şeytan olacak. Bizden biri olma şansın var. Birimiz gibi. Mimi aniden bir şey dinlerken dondu. Şimdi Harold'la bir ders var. Hadi buradan atlıyoruz. Zıpladılar, çatıda koştular ve aşağı atladılar. Kanatlarının hışırtısı geldi. Andy ve ben yalnız kaldık. Aşağı inmek uzun sürecek. Sana yardım edebilirim. Nasıl? Kızardı. Sessiz kaldı ama cesaret aldı ve söyledi. Kollarımda. Fırsatçı. Ah bu çok tatlı. Harika olurdu ama buna değmez.
Andy kızardı, aniden ayağa kalktı ve saçlarını karıştırdı. Evet, evet haklısın. Şu mimikte de bir ağlamadığı kalıyor. Seninle aşağı ineyim mi? Ben kendim. Gülümsedi ve başını salladı ama bir şekilde buruştu ve sonra aşağı atladı. Sanki kanatlarım yokmuş gibi merdivenlerden sakince indim. Herkes kanatlarıyla uçarak iniyor, biz merdivenden iniyoruz. Harold elleri arkasında sıkılmış halde durdu. Şeytanlar, melekler ve tanınmayanlar önünde sıraya dizildi. Bize döndü, çatıya baktı ve acımasızca sırıttı. Yine yaptınız mı? Sesi beklenmedik bir şekilde, tehditkar bir şekilde gürledi. Hoşnutsuz bir bakış her birimizin üzerinde yürüdü ve bende durdu. Yüksek şöhret yolu, sen yenisin ama kendini kanıtlamayı başardın. Eminim sen iyi bir kızsın. Ve yine de eylemlerine dikkat et. Şeytanlar ve hatta bazı melekler seni farklı şeyler yapmaya zorlayabilirler. Hepsi senin için en iyisi olmayacak. Okul göklerde olmasına rağmen burası cennet değil. Beni anladın mı? Evet. Sözlerinden rahatsız oldum ama Andy beni cesaretlendirdi. Biliyor musun, bunu yaparken yakalandığımda Harold'un beni öldüreceğini düşünmüştüm. Onun hoşgörüsünü nasıl hak ettiğini bilmiyorum ama bu harika. Harold biz oturana kadar bekledi ve konuşmaya başladı. Bu derste enerji alışverişi yapacağız. Böylece gelecekte görünüşü gizlenmiş olsa bile sadece enerjiden önünüzde kimin olduğunu anlayabilirsiniz. Görünüş gizlenebilir mi? Elbette bir insan gibi davranabilir veya kanatların görünümünü değiştirebilirsiniz ancak bir süre için. Harold biraz yaklaştı, elini bana uzattı. Çok yakın. Gözler yalan söylüyor, duygular yalan söylemez. Ve karnıma dokundu. Güçlü, büyük ve parlak bir şeyin beni aydınlattığını hissettim. Bu enerji, her birinin bir parmak izi gibi kendine ait. Harold geri çekildi, sıra boyunca yürüdü ve yerine geri döndüğünde tekrar dondu. Enerjiyle bir meleğin ya da iblisin hangi rütbeye ait olduğunu anlayabilirsiniz. Onları kim listeleyecek? Birisi elini kaldırdı. Başlarının arkasından ince zarif parmaklar parladı. Osti lütfen. Meleklerin ve şeytanların hiyerarşisi aynı. Biz bu zincirin başındayız. Bana ve Andy'ye baktı. Tanınmayanları saymamak. Buna bile ulaşmıyorlar. Melekler ve şeytanlardan sonra baş melekler ve baş şeytanlar gelir. Sonra tahtlar, hakimiyet, başlangıç, güç, hükümet, ordu, yüzyıl. Başarılı olan her biri aşağıda olanı yönetiyor. Cehennemi ve cenneti yönetiyorlar. Dünya düzenini izliyorlar. Zincirin tepesinde kerubi ve seraf var. Üstlerinde sadece şefa var. Son rütbeden bahsederken kalbim topuklarıma indi. Serafların kim olduğunu biliyor musun? Büyük melekler mi? Kesinlikle şefaya en yakınlar. Vicky annen seraf ve serafların arasında asla tanınmayan olmadı. Anne nasıl başardı? Doğru Oste. Büyük olasılıkla baş meleklerin ve baş şeytanların üzerinde duran birini asla göremezsiniz. Ama annemi görmeme izin verilecek mi? İzin vermemek imkansız. Tabii babanız şeytan değilse. Solumda gülmeye başladılar. Biri seyirdi ve Lucifer'ı fark ettim. Harold da bir sırıtışla baktı ama kendini beğenmiş bir gölge gibi olmadan. Bu şeytanın oğlu olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Enerjiyle bir meleğin ya da şeytanın önünüzde ne kadar güçlü olduğunu anlamanız gerekir. Bu önemlidir ve muhtemelen hayatınıza mal olabilir. Saldırıya uğrayabilir miyiz? Siz de nasıl derler? En kötüye hazır olun, en iyisini umun. Gerek olmasa bile savaşabilmelisiniz. Şimdi birbirinizin enerjisini hissetmenizi istiyorum. Birbirinizin karşısında durun, önünüzde duran kişiye dokunun. Sarılabilirsiniz. Öpüşebilir miyiz? Al işte bir şeytan da bu. Öyle olsun, sen ve Sami'ye izin verilir. Adi'nin öne çıktığı şeytanlar güldü. Zayıf olduğumu mu düşünüyorsunuz? Buraya gel. Birbirlerine yaklaştılar ve bir öpücükle birleştiler. Onlar, evet, bir sorun mu var? Yok, sadece beklenmedik bir şekilde. Yani sevgililer.
aynı cinsiyetten olmanıza rağmen yasağı görmezden gelebileceğiniz anlamına gelmez. Acele etmeyin. Bu sadece görev için. Elbette. Bu sirki durdurun. Birbirinizin enerjisini birkaç dakika inceleyin. Sonra değişin. Mimi önümde durdu. Elini uzattı ve parmaklarımızı örttü. Parmaklarımızı ördü. Hafif ama keskin bir enerji dürtüsü hissettim. Mimi'nin enerjisi ekşi hududu gibi tadı. Ama kırmızıydı. Ve bu kırmızı renk beni birkaç saniyeliğine kör etti. Gözlerindeki enerjimin ne olduğunu merak ediyorum. Sırada Adi durdu ama dalga geçiyordu ve sakince incelenmesine izin vermedi. Sonunda tedirgin oldum ve birinin ayakkabıları önümde donduğunda yere baktım. Gözlerimi kaldırdım. Şeytanın oğlu gelmiş. Yusuf iki elini uzattı, beni belden tuttu ve kabaca ona doğru çekti. Gözlerime bile bakmadı ve tamamen enerjime odaklanmıştı. Onun örneğini takip ettim. Hissetmeyi beklemediğim güç aniden tüm vücudumu doldurdu ve sanki onu neredeyse parçalamış gibiydi. Hiçbir insan böyle bir gücü elinde tutamazdı. Ama bu iblis de gizliydi, şeytanın oğlunda. Lucifer bu güce sahipti ve onunla övünmedi. Korkunç derecede güçlüydü, belki de Harold'dan daha güçlüydü ama bunu sessizce kabul etti. Değişim zamanı geldiğinde Lucifer beni kabaca itti. Bu kendini ne sanıyor? Öfkelen, hoşgörülü ol. Böyle davranmaya gerek yok. Ben bir çuval değilim. Lucifer dondu, şaşkın, bükülmüş bir kaşla döndü ve arkasını döndü. Hiç şüphem yok. Lucifer'dan biraz uzaklaştım ve başımı bir şeye çarptım. Geri çekilmek istedim ama yakamdan yakalandım. Kim yakalıyor bizi? Nemesis. Heykelin beni tuttuğunu görünce elimden geldiğince çığlık attım. Hareket ediyordu ve başını sallıyordu. Biraz da olsa ama hareket etti. Neler oluyor? Bizi bir heykellerin yakalamadığı kalmıştı yani. Nemesis, bırak onu. Sola döndü, sonra sağa döndü. Sanki orada bir şey görmek istiyormuş gibi gökyüzüne baktı. Şeytanlar ve melekler ayrıldı ve Dino'nun geçmesine izin verdi. Hızlı ve kararlı bir şekilde yaklaştı. Beni kaldırdı ve biraz çekti. Heykelin beni bırakmasına zorladı. Neden konuştu? Ben bilmiyorum. Harold Nemesis'e gitti, omuzlarına dokundu ve başını indirdi. Siz derse devam edin. Bir şey fısıldadı ve heykel tekrar taşlaşmak istemiyormuş gibi sık sık başını sallamaya başladı. Ama Harold omuzlarını daha sık sıktı ve heykel nihayet donana kadar daha ağır hareket etmeye başladı. Hazır mısın? Ne? Enerjimi keşfetmeye. Ah evet. Dino çok yaklaştı, sarıldı ve çenesini kafama koydu. İlk başta sıcak hissettim ama bu sadece bir erkek vücudunun sıcaklığıydı. Başka bir şey ortaya çıkana kadar bir çeşit dönme, muazzam potansiyel ve güç. Ve bu güçlü sıfırdan farklıydı. O onunla doğdu ve onu küçümsedi. Dino ise onu kendi içinde büyüttü, eğitti ve geliştirdi. Doğuştan güçlü değildi ama açıkça düzeltmek istedi. Dino yavaşça benden uzaklaştı. Bir şey mi aldı? Tanınmayanları okumak zor. Sanki sadece ölümlü gibi hissediyorsun ama çok yakından bakarsan arka bahçelerde bir yerde potansiyeli hissedebilirsin. Kulağa hoş gelmiyor. Harold heykelden uzaklaştı ve bize döndü. Ama bakışları sürekli olarak donmuş Nemesis'e geri döndü. Şimdi sizi takımlara ayıracağım. Bir saat içinde ekibinizin bir üyesinin sadece enerjisiyle nerede olduğunu öğrenebilecek kadar birbirinizi incelemek zorunda kalacaksınız. Harold isimleri sıralamaya başladı ve yakında bana ulaştı. Vicky, Mimi, Adi, Sami, Andy. Diğerlerinden ayrıldık ve yarım daire içinde durduk. Bizim yerimize gitmeyi öneriyorum. Yeriniz mi? Ağlayan bakirelere. Şu anda bana hiç yardım etmedin. Oraya uçmalısın. Olsun, Vicky öğrenecek. Uçuş dersinden önce öğrendin. Pekala, tamam. Neden zamanı boşa harcıyoruz? Kendi başına uçacak mısın yoksa seni bırakayım mı?
Yardıma ihtiyacım var. Kendim uçacağım. Emin misin? Ben bu çocuğun yardımlarını reddetmekten sıkıldım, bu sormaktan sıkılmadı. O küçük bir kız değil Andy. Kanat çırpışları. Sadece Andy ve ben yerde kaldık. Bana sempatik bir bakış attı ve havaya yükseldi. Sana yakın olacağım. Ayak uydurmaya çalış. Neden buraya gelir gelmez bana bunu öğretmediler? Neyse, karmaşık bir şey yok. Sadece kanatlarını çırp. İlk başta oldukça zayıf ama sonra daha emin kanatlarımı çırptım ve hemen havaya yükseldim. En zor şey dengeyi korumaktı. Uçtum ama bir yana, bir geriye, her engele çarptım. Mimmi ve iblisler çoktan bir yerde kayboldu. Andy birkaç metre uçtu ve beni beklemek için durdu. Böylece okulun kulelerini geçtik ve mağaraya indik. İniş zordu. Dengemi kaybettim. Dizlerimi yerde yuvarladım ve yüzüstü düştüm. Andy yükselmeme yardım etti ve şeytanları alkışladı. Cesurdu. Burası neresi? Yıllar önce küçük melekler ve şeytanlar burada şefaya dua etti. Ama inanışa göre bir gün buraya bir kadın dua etmeye geldi. Ve olmaması gereken biri için dua etti. Havuza gözyaşıyla doldurdu. Bundan sonra heykeller dağılmaya başladı. Her seferinde havuzu yeni gözyaşlarıyla doldurdu. Burası acı bir yer olarak kabul edildi. Harap basamaklara tırmandım. Sudaki yansımama baktım. Yapabilir miyim? Dene. Dikkatlice elini suyun altına indirdi ve yavaşça bir yöne sonra diğerine salladı. Dalgalar yüzeyde yürüdü. Elini çekti ve parmağını yaladı. Ah, gerçekten gözyaşı gibi tadı var. Peki şaka yaptığımızı mı sandın? Enerjiye nasıl alışacağız? Bunu daha önce yapmamıştık. Adi çıkıntıya atladı ve oturdu. Bir bacağını altına çekti. Enerjiyi tanımanın en iyi yolu onu farklı durumlarda görmek. Ne demek istiyorsun? Birbirimizin duygularını ortaya çıkarmalıyız. Utanç, neşe, öfke, heyecan. Bu arada şimdi ezberleyin. Adi. Şimdi birbirimizi mi kızdıracağız? Adi zıpladı ve yanımızda dolaşmaya başladı. Daha iyi bir fikir var. Vagat oynayalım. Hayır. Vagat ne? Düşmüş meleklerin sarhoş bir glift oyunu. Ayık kafaya da oynamak hiç ilginç değil. Kurallar neler? Biliyor musun tatlım Vicky? Şef hanım bile değiştiremeyeceği tek şey gözler mi? İçlerinde bir ruh var. Ama bunu kesinlikle biliyorsun. Oyunun kurallarına göre başka bir oyuncunun gözlerinde geçmişini okumalısın. Eğer bu önemli bir şeyse oyuncu dileği yerine getirir. Ve eğer değilse arzuyu sen yerine getiriyorsun. Bence bu kulağa hoş geliyor. Adi ellerini çırptı. Harika, ben başlıyorum. Bana doğru yürüdü. Ellerini yanaklarımın üzerine koydu. Böylece arkamı dönemedim ve göz bebeklerine bakmaya başladı. Evet, görüyorum. Misilina sana önemli bir şey söyledi. Seni heyecanlandıran bir şey. İtiraz et, kabul et, sessiz kal. Doğru, annemin seraf olduğunu söyledi. Herkes birbirlerine baktı ama hiçbir şekilde sözlerime yorum yapmadılar. Enerjisini hissediyor musunuz? Nasıl heyecanlanıyor? Ona bir dilek borçlusun. Tamam, hangisi? Ben iyi bir iblisim, tutkuları seviyorum. Birimizi öp, bu sana bağlı. Seni ve Sami'yi bile mi? Neden olmasın? Mimi öp, Adi öp, Sami öp. Mimi'ye gittim. Bana gülümsedi, neşelendirdi. Aynı zamanda bakışları yırtıcıydı, flört ediyordu. Bana da sıcak gelmeye başladı. Dudaklarımla dudaklarına dokundum. Onları birbirinden ayırdım. Ama Mimi'nin inisiyatif almasını bekledim. Ama sanki bile bile donmuş gibi duruyordu. Böylece onun için her şeyi yapmamı bekliyordu. Sonra dudağını ısırdım. Onu bana çektim ve bizden başka kimse yokmuş gibi öpmeye başladım. Birkaç dakika boyunca Mimi direndi ama dayanamadı ve bana aynı tutkuyla cevap verdi. Bu çok sıcak. Enerjinizin tüm tonlarını ezberledik. Devam edelim. Önümüzdeki yarım saat boyunca birbirimizin gözlerinde hayattaki en heyecan verici veya baharatlı anları görmeye çalıştık. Her yerden sadece heyecanlı çığlıklar duyuldu. Adi, sen de mi kızlara bakıyorsun? Görmüyor musun?
Mimi, Lucifer'a aşık mısın? Parladı ve sessizleşti. Sonra aniden konuştu. Hayır. O zaman neden sürekli ona bakıyorsun? Gözlerinde çok net bir görünüşü var. Adi öksürdü ve gizlice Sami'ye vurdu. Kapa çeneni, bu doğru değil. Lucy nerede ve ben neredeyim? Bana rütbeyle izin verilmez. Mimi bana özür diliyormuş gibi baktı. Beni uzaklaştıracağından korkmuş gibiydi. Bu doğru değil. Bize yakalandığı için utandı bence. Kaybettin. Ne? Belli ki. Mimi'nin yüz ifadesine baktı ve sessiz kaldı. Evet, kaybettim Mimi. Bir dilek tut. Kıyafetlerini ve saçlarını biraz gergin bir şekilde düzeltti ve şöyle dedi. Melek Fenzio'dan bir şey çal. Doğrudan ofisinden. Ne? Beni gerçek için cezalandırıyor musun? Yerine getir. Yakalanırsam yandım. Şeytanlarla arkadaş olmak ne kadar zor değil mi? Tam bir sürtüksün Mimi. Ona bir hava öpücüğü gönderdi. Sakin ol, dileğimizi değiştirelim mi? Hayır. Pekala. Sami eliyle yüzünden geçti. Sanki heyecanını silmeye çalışıyormuş gibi. Dikkatli ol. Elini uzattı ve parmaklarını ördüler. Ben hallederim. Güçlü bir kanat çırpmasıyla Sami gökyüzüne yükseldi ve kayaların arasında kayboldu. Enerjisini ezberlediniz mi? Hatırlamamak zordu. Garip bir duraklama oldu. Mimi tüyleri fırçaladı. Parmaklarını aralarında gezdirdi. Sanki onları tarıyormuş gibi. Gözlerimize bakmaktan kaçındı. Sami'nin geri döndüğünü duyduğumuzda herkes canlandı. Gökyüzüne bakmaya başladı. İşe yaradı mı? Sami yere indi ve dağınık saçlarını düzeltti. Hadi ama uzatma. Cevap yerine cebinden bir şey çıkardı ve Mimi'ye attı. Onu yakaladı ve şüpheyle bakmaya başladı. Çevirmen mi? Fenzio'nun değer vermediği bir şeyi kasten aldın. Sence bir intiharcı mıyım? Tabii ki en anlamsız şey... Okuyamadım. Tabii ki en anlamsız eşyayı aldım. Anlaşmada değerli bir şey almam gerektiği söylenmedi. Mimi de fazla kaşınıyor ha. Ne yapsın Fenzio'yu biliyoruz hepimiz. Mimi omuzlarını silkti. Tamam. Bir bakayım. Al. Gizemli eşya. Onu ellerimde çevirdim. Bir cüce gramofona benziyordu. Peki ne çeviriyor? Her şey. Nemesis'i mi çevirecek? Nemesis heykeli hangi dilde konuştu? Eski melek dilinde. Onu biliyor musunuz? Hayır, uzun süredir kullanılmamakta. Melekler ve şeytanlar insanlarla yan yana yürümeye başladığında insan lehçelerini benimsemeye başladılar. Her şey karıştı ve sonra seraflar cennete ve cehenneme dil örtüsü koydu. Evet ve şimdi insanlar kendilerini burada bularak genel olarak kabul edilen meleklerin ve şeytanların dilini konuşmaya başladılar. Ve farkına bile varmadılar. Kesinlikle. Aynı şey kendimizi yeryüzünde bulduğumuzda da olur. Şimdi eski melek dili Latince'ye benzer, soyu tükenmiş bir dil. Bu çevirmen Nemesis'in neden bahsettiğini çevirebilir mi? Belki ama neden buna ihtiyacın var? Belki önemli bir şey söyledi. Bu pek mümkün değil. Heykeller genelde saçma sapan şeyler söyler. Heykeller genelde Nemesis gibi hareket ediyor mu yani? Yine de deneyeceğim. Çevirmeni sakladın ve şimdi Nemesis heykelinin ne hakkında konuştuğunu öğrenebilirsin. Dene. Artık ilerlememiz gerekiyor. Katılıyorum. Geri uçuş olaysız geçti. Hala kimse yoktu. Herkes nerede? Harold her zaman geç kalıyor. Evet ve zamana göre 10 dakikamız kaldı. O zaman henüz kimse yokken. Cebimden çevirmeni çıkardım. Nasıl kullanılır? Megafon gibi ağzına koy. Ayak parmaklarımın üzerinde durdum ve Nemesis'in kafasına ulaştım. Ama heykel çok uzundu. Sonra Andy beni kaldırdı. Uzandın mı? Evet şimdi. Elimi olabildiğince uzattım. Çevirmen taş dudaklarına dokunduğunda Nemesis başını iki yana salladı. Beyazımsı göz bebekleri gökyüzüne ve avluya sessizce baktı. Ve sonra ben de durdu. Bir süre yüzüme baktı. Sonunda dudakları açıldı ve bir çeşit tuhaf yankılanan ses geldi.
Değişim yolda. Gün sonsuza dek süremez ama gece korkunç ve acımasız olacak. Senin ölümünün bir gözü mavi, diğeri kırmızı. Gelip huzurunuzu alacak ve havuzları kan ve gözyaşlarıyla dolduracak. Bir kez olanlar iki kez olacak. Arkasını döndü, önceki pozisyonunu aldı ve hiç hareket etmemiş gibi dondu. Bu şimdi neydi? Endibeni indirdi, bilmiyorum ama iyi değil. Genellikle mantıksız şeyler söylerler. Sanırım şu an çok mantıklı. Hepimiz birbirimize endişeyle baktık. Acele adımlar duyuldu. Okulun girişinde Harold ortaya çıktı. Merdivenlerden indi. Dağınık ve nefes nefese kaldı. Diğer melekler ve şeytanlar onu takip etti. Burada mısınız? Mükemmel. Birkaç sıraya dizilin. Elini bana uzattı. Vicky, burada merkezde dur. Böyle. Ve arkanı dön. Böylece kimin nerede olduğunu göremezsin. Şimdi isimleri söyleyeceğim. Adını verdiğim kişinin nerede olduğunu bulmalısın. Bakmadan, sadece enerjisine odaklanarak. Anladın mı? Evet. Peki, Andy nerede? Andy ve ben o kadar yakın değildik ve fazla zamanımız yoktu. Enerjisi yabancılar arasında kayıyordu. Ama çok hızlı bir şekilde çözüldü. Onu bulamadım, diğerlerinden ayırt edemedim. Ve nerede olduğunu anlayamadım. İkinci sıra, sağdaki ilk. Yanlış. Mimi ne olacak? Andy ile yeterince iyi olmadığın için onun enerjisini bilemedin. Burada işime yarayacağını bilseydim öğrenirdim ya. Mimi ne olacak? Mimi'nin enerjisi bana tanıdık geliyordu. Onu düşündüğüm anda dudaklarımda ekşi bir ahududu tadı hissettim. Tadı hakkında bir hatıra yanaklarımın kızarmasına neden oldu. İlk sıra, ilk sol. Aferin. Şimdi Sami. O ortada üçüncü sırada, ikinci sırada soldaki ilk, ortada ön sırada, dördüncü sırada sağdan ikinci. Çok iyi. Adi kaldı. O dördüncü sırada soldan ikinci. Doğru. Harika bir iş çıkardın Vicky. Böyle devam ederse eminim bizi daha şaşırtacaksın. Harold bir sonraki deneklere seslendi ve test etmeye başladı. Harold'un söylediği her şeyi düşünerek diğerleri arasında sıkıldım ve heykelin gizemli sözleri hakkında. Aniden gökyüzünde sağır edici bir çığlık vardı. Herkes başını kaldırdı. Boş gökyüzünü izlemeye başladı. Bu bir martı mı? Olamaz. Çığlık tekrarladı ve daha uzun sürdü. Ve okulun kulelerinin arkasından küçük beyaz bir beden parladı. Bu bir martı. Mimi sanki şiddetli bir şoktan ağzını elleriyle kapattı. Sorun ne? Martıysa martı. Anlamıyorsun. Martı sadece korkunç bir şey olması gerektiğinde okulun üstünde görünür. Karga değil miydi o ya? O siyah bir habercisi. Herkesin yüzünde korkunç bir beklenti ifadesi vardı. Ama çığlıklar devam etti ve kısa sürede ikiye katlandı. Birisi bağırdı. Bakın başka bir martı. Gürültülü kuşlar gökyüzünü doldurdu. Her saniye ile tek bir boşluk kalmayana dek gittikçe arttılar. Şefa, bilgilendir. Çığlıklar, sesler geldi. Martılar birer birer ölmeye başladılar. Bazı melekler ve şeytanlar yukarı doğru yükseldi. Ama kuşlar üzerlerine düşmeye devam ettiler. Ve dengelerini kaybederek onları çılgınca atmaya başladılar. Herkes okula, hemen. Harold açıkça korkmuştu. Onun endişeli yüzüne baktığımda daha önce böyle bir şey olmadığını anladım. Ve düşen ölü martılar sadece kötü bir şeyin değil. Gerçekten çok korkunç bir şeyin habercisidir. Birçoğu çoktan içeri koştu. Ama ben tereddüt ettim. Vücutlardan dehşet verici siyah gökyüzüne bakarak büyülendim. Küçük kuşlar arasında aniden başka bir şey ortaya çıkmaya başladı. Büyük, ağır ve açıkça canlı. Bize doğru geliyordu. Bu Subantra. Değişik. Vicky koş. Geri çekildim. Arkamdaki basamağı tökezledim. Ve garip yaratığın yüzüne bir deli gibi baktım. Kendini koruma duygusu kontrolsüz bir paniği yendi. Ve ben de içeri koşmak üzere zıpladım. Ama garip kuş uçmayı başardı. Beni yakamdan yakaladı. Ve birkaç metre kenara attı.
Başımı betona vurdum. Kuş hemen bana saldırdı ve üzerime oturdu. Ay, az önce ne güzeldin sen ya. Sanki geri çekilmiş gibi yüzünü salladı. Yuvarlan. Subantra benden daha fazla geri tepti. Ve aniden keskin bir şekilde eğildi. Ağzı açıldı. Birkaç sıra keskin diş ortaya çıkardı. Ve boynunun arkası gül goncası gibi açıldı. Aniden yana doğru yuvarlandım. Subantra'nın dişleri yere çarptı. Vicky gözlerini kapat. Harold uçtu, kollarını katladı ve sanki havayı itti. Bir kuvvet atışıp betonun içine düştü. Ve onu gevşetti. Derinliklerden bir şeyi yükselmeye zorladı. Çim parçaları her yöne uçtu. Arkama döndüm ve yüzümü ellerimle kapattım. Kuş görünüşe göre benden indi. Çünkü daha hafif oldu. Gözlerimi açtım ve eşi benzeri görülmemiş bir bitkinin kanlı köklerinin Subantra'yı nasıl sıktığını gördüm. İçten çığlık attı. Başı bir tomurcuk gibi tekrar açıldı. Ve aniden top gibi patladı. Harold bana yaklaştı ve elini uzattı. İmkansız. Bu nedir? Bu kuşlar mağarada yaşarlar. Küf ve talihsiz melekler ve şeytanlarla beslenirler. Ama subantralar kör ve güneş ışığından korkuyorlar. Daha önce hiç yuvalarından bu kadar uzağa uçmamışlardı. Harold subantranın cesedine döndü. Diğerleri de ölü halde bile onları gerçekten çok korkutan garip yaratığa baktılar. Ve her şey değişti diyormuş gibi. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.